bizim ilk özelleştirmesi olarak kabul edilen ve yapımı devam eden Ercan Devlet Havalimanı'nın yeni terminal binası çerçevesindeyiz. Biliyorsunuz ihalesi 2012 yılında tamamlanan ve bir kamu özel işbirliği şeklinde ihale edilen Ercan Devlet Havalimanı'ndaki gerek terminal gerekse istasyon yaptırmaları hakkında bilgi edinmek üzere bugün hem Sayın Başkanım Bakanımız hem de Turizm Bakanımızla birlikte yerinde bir inceleme yapıp bir an önce bu terminal binamızın ve yeni havalimanının hizmete girebilmesi için neler yapabiliriz diye yerinde sorunları görüp incelemek ve çözüm üretmek için burada bulunmaktayız. Bineye genel olarak baktığımızda bir aşama kat edildiğini görüyoruz. Pistimizin iki ayrı pist olacak çünkü. İlk terminal binasından taraf olan ki daha sonraki pist çarpmanı gereği de ikinci etapta açılacaktı. Büyük kısımda ışıklandırma hariç tamamlandığını gözlemlemek umut verici ve sevindiricidir. Biz bugünden itibaren iki bakanlığımızın da koordinasyonunda tekrardan bir an önce yeni havalimanının tüm halkımızın kullanımına açılması için gerek çözüm önerileri üretip ihaleyi alan şirketimizle birlikte en erken zamanda açılması için gerekli her türlü çalışmayı yapacağımızı burada anlaştık. Bu konuda da süreç içerisinde yine hem bizim buraya yapacağımız ziyaretlerle hem de Sayın Bakanların yapacağı açıklamalarla konu hakkında tüm halkımızı aydınlatacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Tarih olarak herhangi bir tarih veremiyoruz. Şu an için net bir tarih söylemi pandemi koşullarında kaldığımızdan dolayı çok net bir tarih söylememiz mümkün değil. Ama hedefimiz belli. Bunu daha sonra yapacağımız ayrıntılı çalışmalar var. Çünkü her tarafların üzerine düşen ilgiler var. Gördüğünüz gibi yine şu anda yalın bir şekilde tamamlanmış bulunmaktadır. Şirketin özellikle donanım bakımından getirildiği bir takım çok önemli güvenlik sistemleri dahil olmak üzere donanımlarla bulunmaktadır. Tüm bunlar ortadayken bunu tabii biz de ayağımızın tozuyla önem verdiğimiz ihalelerin başında gelen Ercan da olduğu için buradaki sıkıntıların ne olduğunu görmek adına bugün Sayın Bakanlarımızla buradayız. Bunu da tekrardan bir takvimle girip ona göre tüm halkımızla paylaşacağız. Ben teşekkür ediyorum. Başka soru varsa alabilirim. Sayın Bakanlardan soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim